Biz de merhaba arkadaşlar. Bugün izleme çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte konuşalım. Futbolun 19. bölümüyle karşınızdayım. Neyi değerlendireceğimi tabii ki biliyorsunuz. Dün efsaneler ötesi bir derbi izledik. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Son yılların son böyle 3-4 yılın en iyi derbisiydi cidden. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi dün oynandı ve Kadıköy'de 15 yıl sonra Fenerbahçe'yi 4-3 yendik arkadaşlar. Ben de Beşiktaş'ın bir üzerine kara kart alayım. Ama Fenerbahçe'den ama diğer maçları da severim tabii ki Fenerbahçe'yi ama bu Beşiktaş Fenerbahçe maçında hep Beşiktaş tutarım yani. Ve Beşiktaş'ımız olarak yendik Fenerbahçe'yi 4-3 bir şekilde yakaladık. Ve iki takım da cidden iyiydi. Çok detaylı bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. 20 dakika 15-20 dakika olur bu video. Yani yer açtım biraz diye tabletimde. Sedan Süper Black Bekon bu derbinin şerefine şöyle bir 50 like alsın konuşan futbol. Bakın bayağıdır almıyor. Ama derbinin şerefine bir 50 like gelir bence. Gelmezse yazıklar olsun. Evet arkadaşlar şimdi detaylı değerlendirmeye başlıyoruz derbi cidden. Çok güzel bir derbiydi dediğim gibi son yılların en iyi derbilerinden biriydi ve yine bu arada 15 yıl önce de yine Kadıköy'de yenmiştik bildiğiniz üzere 15 yılın üstüne yendik ve yine 4-3 yenmişiz 15 yıl önce de bu da böyle güzel bir detay oldu çok güzel yani yine 4-3 yenmişiz ve yine 4-3 yendik ama bu maç çok daha iyiydi iki tarafta çok atakları vardı efsane bir derbiydi be iyi ki futbol yes be Arkadaşlar şimdi o zaman detaylı bir şekilde başlayalım öncelikle maç çok hızlı başladı ve 4. dakikada Abu Bakmaz, Abu Atar. Abu Bakar'ın golüyle arkadaşlar. 1-0 öne geçtik biz Beşiktaş olarak. Maçta Fenerbahçe aslında 2. dakikada bir pozisyon yakaladı fakat atamadı. Sonra biz o pozisyondan sonrasında Abu Bakar çok iyi bir şekilde bağladı. Lemos'u tık diye çekti sol tarafa ve bam diye sol 90'a yapıştırdı topu. Altay'ın da yapacağı bir şey kalmadı ve 4. dakikada Vincent Aboubakar kendisinin dediğimiyle Abu Bakmaz Abu Atar'ın golüyle 1-0 öne geçtik arkadaşlar ve maça biz yani Beşiktaş'ımız daha hızlı başladı. Sonrasında iki takımdan da tabii ki çok ataklar vardı yani. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Dediğim gibi 4. dakikada Aboubakar'ın Lemos'u çok kolay bir şekilde bağlayıp sol 90'a topu asmasıyla birlikte Beşiktaş'ımız 1-0 öne geçti. Sonra 1-0 önde gidiyorduk ve Serant bir tane pozisyonda sarı kart gördü 15. dakikada. Sonra yine dakikalar 20'yi gösterdiğinde Gezzal Mesah'tan topu aldı ve müthiş bir adrese teslim ortaya attı tam 20. dakikada. Ve Abu Bakar yine Abu Bakmaz Abu Atar bam diye sektirerek vurdu müthiş bir santrafor. Yani Beşiktaş tarihinde şu son 5 senede gelmiş Gomez'den sonra en iyi santrafor diyebiliriz. Gomez, Cenk Tosun ve Abu Bakar'ı sayabiliriz. İnanılmaz bir şeysin sen Abu Bakar. Sonra detaylı oyuncu analizine de geçeceğiz arkadaşlar. Bu biraz böyle 5 dakikalık şey. Maçın genel özeti. Zaten hepiniz izlediğiniz için detaylı oyuncu analizine geçeceğim. Sonrasında yani tarafsız herkesin çok sevdiği bir maçtı. 4-3 yendik ama zaten yani yensek yenilsek de inanılmaz keyifli bir maçtı. Yine derbi kavgaları falan oldu. Efsaneydi yes be. İyi ki futbol yes. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında Larin bir sarı kart gördü yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yine atıyordu hatta Bakar ettiriye atıyordu. Lemos'a kaydı Larin sarı kart gördü. Ardından bir saniye şuradan 2 dakika bakıyordum ben. Aynen ardından 34'te korner kullanıldı arkadaşlar Fenerbahçe'de ve yine meşhur duran topları Fenerbahçe'nin kim bırakmıştı arkayı orada unuttum şimdi ama biri arkaya bıraktı ve Papissi ise 34. dakikada golü yazdı arkadaşlar boş kale diyebiliriz boş kaleye attı ve 34. dakikada durum 2-1 oldu şimdiden zevkli olacağı belliydi maçın cidden çok güzel bir maç oldu zaten. Ya durum 2-1 oldu bu şekilde sonra Perotti sakatlandı zaten çok çok etkisizdi 37'de sakatlandı aynen 37. dakikada ve o zamana kadar da çok etkisizdi zaten büyük maçlarda bir şey yapamayacağını belli etti ne bir top alıp sürebildi hele ayağına aldığı topu ezdi yani topu aldı kaybetti aldı kaybetti hemen böyle o yüzden çok top ezdi zaten iyi değildi oynadığı dakikaya kadar da ve zaten niye kaşınıyorum böyle ya sonra zaten arkadaşlar sakatlandı ve 37. dakikada oyundan çıktı zaten bir şey yani Perotti çıkmasaydı bir değişik olur muydu? Asla olmadı. Zaten kötü bir performans sergiliyordu. Dayanamadı zaten yaşından dolayı herhalde. Hemen bir zorlandı ve oyundan çıktı. Perotti sakatlandı. Sonrasında Perotti'nin yerine Caner mi girdi yanlış hatırlamıyorsam? Caner giderdi. Bir bakayım arkadaşlar. Büyük ihtimalle Caner girdi. Aynen Caner. Doğru hatırlıyormuşum. Yes. Caner Erkin oyuna girdi arkadaşlar. Perotti'nin yerine
Sonra Caner yine ortalardan falan biraz etkiliydi ama yine adam kaçırdı yani. Nova'nın ismini duymadık maçta yani. Çok ilginç. Neyse biz genel maç değerlendirmesini yapalım. Oyuncuları sonra değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, sonrasında Perkas sakat gördü ve ilk yarı böyle sonuçlandı. İkinci yarında Fenerbahçe değişiklik haklarını bitirdi. Zaten ilk yarıda zorunlu değişiklik yok, pardon, bitirmedi, pardon, artık 5 değişiklik var, özür dilerim arkadaşlar, özür dilerim, kuralı unuttum, 5 değişiklik var artık, değişikliklerini bitirmedi, özür dilerim, 2 değişiklik daha yaptı. Papi dönmesi ise çıktı, Kemal Adem'i girdi, hiçbir şey yapamadı, Sosa çıktı, Mert Hakan girdi, Sosa'dan daha etkiydi. Sosa rezildi yani bu maç, niye öyle bilmiyorum. Tüm şu an 10. maçlar oynadılar galiba, 10. 10 maçtır çok iyi bir performans sergileyen Sosa 11. maçta derbide fıs çıktı. Yani hiçbir şey yapamadı. Zaten bakın dikkat edin. Öyle bir oyun kurucu ki Sosa, oyunu en iyi algılayan orta sahalardan bir tanesi gerçekten. Ve o kötü olduğunda takım genelde kötü oluyor. Trabzon'da da aynı şekildeydi. Sosa kötü performans sergilediğinde Trabzonspor o maç kesin yeniliyordu ya da çok sönük kalıyordu Trabzon'un oyunu. Hani böyle top dağıtamıyordu kimse. Fener'de de şimdi çok top dağıtacak bir isim yok. Gustavo kademede çok iyi, şey zekası olarak iyi fakat çok top dağıtıcı bir oyuncu değil. Ozan Tufan aynı şekilde alıp daha çok dribling yapan bir oyuncu. Çok aşırı böyle top dağıtayım işte, oyun zekası çok yüksek bir oyuncu da değil. Onun dışında zaten biri kalmıyor. Bu yüzden top dağıtıcı oyuncu da çok kötü olunca, yani oyun zekası çok yüksek olan oyuncu kötü oynayınca böyle oldu. Yani sonra Mert Hakan girdi. İkinci yarın dediğim gibi iki değişiklik daha yaptı Fenerbahçe. Sonra Mert Hakan girer girmez sarı kart gördü. Yani yanlış hatırlamıyorsam 52'de mi gördü arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bakayım mı bir. Mert Hakan aynen sarı kart gördü. Ardından oradan gelen serbest vuruşta Josef de Souza çok güzel kaldırdı ayağıyla ve Necip arka tarafa geldi. Kafayı vurdu, golü attı. Maçta hataları vardı baya. Defansta çıkarken çok top kaybetti. Defansta hatalı paslar yaptı. Ama golü atarak yani kendini affettiydi. Ama görev adım yani. Ne zaman görev versen oynuyor. Adamsın Necip. Ama çok hata yaptı yine. Hata yaptı biraz. Top kaybetti. Aman golünü de yazdı. Bam diye kafaya çıktı ve vurdu. Müthişti. Josef de çok iyi kaldırdı. O da tık diye kaldırdı diye arkadaşlar, şöyle göstermek için yaptım. Tık diye kaldırdı ve Necip kafayı gömdü. Durum 3-1 oldu ve 3-1 skor. 3'ün 1'i oldu. Sonrasında Luis Gustavo Sarıkat gördü. Yine çok sert bir maç geçiyordu. O onu düşürüyor. Kavgalar oluyor falan. Çok güzel cidden. Derbiler 2 var. Futbolu 2 var. Yes be. Sonrasında arkadaşlar Novak çıktı tabii ki, o kadar etkisizdi ki yerine Ferdi Kadıoğlu gidi. Caner sol bek'e geçti. Caner sol kanat oynadı arkadaşlar. Perotti'nin yerine sol açığa geçmişti yani. Filip Novak adını maçta bir kere mi duyduk arkadaşlar? Maç başladığında geriye topu attılar. Bir kere Novak adını duyduk. Bir daha Novak'ın adını duymadık. Hatta Novak çıkarken ben maçı her saniyesine sayesine kadar izliyorum biliyorsunuz. Ve derbi tabii ki hiç kaçımadan böyle pür dikkat izledim derbiyi böyle. Ve çıkarken dedim aa Novak oyunda mıydı ya dedim. Yani o kadar etkisizdi, rezildi bu maç. Sonrasında büyük bir karambol sonrası şöyle bir pozisyon oldu daha doğrusu. Adem'i indirdi. Sonra uzaklaştım derken Pelkas vurdu. Üst direkten döndü. Ardından Ozan Tufan tamamladı. Ozan Tufan zaten Fenerbahçe'de belki de tek iyi oyuncuydu. İnanılmaz. Yani hiçbir şey yapmasa, hani skora katkısı olmasa, top götürmese, o mücadelesi, o böyle kazanma hırsı takıma yetiyor. Yani takımı böyle fişekliyor. Çok iyi bir oyuncu Ozan Tufan. Şu an bence Türkiye en iyi orta sahası. Bence. Çünkü Türk olarak, yani Türk olarak Türk liginde. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Evet dediğim gibi yani Ozan Tufan çok iyiydi bu maç ve golünü de attı. Biraz şanslıydı ama o pozisyon. Yani zaten Adem'i bir tek o kafayla buluştu orada. Sonra bir daha Adem'in de adını duymadık. Adem Süper Lig'de oynayamaz arkadaşlar. Tamam, İsviçre Ligi'nde oynuyormuş belki ama 2 metre sadece. Tek avantajı boyu. Başka hiçbir avantajı yok. Yani bence oynayamaz Süper Lig'de. Yani tamam çok çok aşırı kötü değil ama yani çok, yani hiç iş yapmaz. Süper Lig'de oynayamaz. Bazı arkadaşlar yani. Zaten bu maçta adını sadece bir kere o kafa pozisyonunda duyduk galiba. Başka duymadık. Ozan Tufan dediğim gibi oradaki karambolde golünü yazdı. Sonrasında Necip hatalar yapınca Sergen Hoca değiştirdi. Ve yerine Wellington girdi. Sonra biz 3 değişiklik birden yaptık. Ve bir tane değişikliğimiz kaldı. Mesah çıktı. Bir dakika. Mensah çıktı. Enkudu girdi. Mensah da iyiydi yine. Geçen maç daha kötüydü. Korona oldu biliyorsunuz. Sakatlığı vardı. Ama atlattı.
Kral mesela yine iyi toplar dağıttı. Çok aşırı iyi değildi ama iyiydi. Sonrasında Perkas çıktı. Mehmet Tiam girdi. O da çok bir şey yapamadı Fenerbahçe'de. Gezzal bakın. Gezzal bizde muhteşemdi. Yine iki asist yaptı. Maşallah diyelim nazar değmesin. Tahtayı vuralım hatta. Maşallah diyelim nazar değmesin. Gezzal mükemmeldi arkadaşlar. Yine harika bir oyun. Harika bir oyun görüşü var. Beşiktaş'ta en zeki futbolcu. Çok zeki. Ve inanılmaz derecede bir oyun zekası var. Süper Lig'de şu anda oynayan en oyun zekası yüksek açık sağ kanat oyuncusu. Hatta belki de Süper Lig'de en oyun zekası yüksek oyuncu Gezzal. Ve sonrasında Gezzal 2 tane asist yaptı. Birinci cidden çok güzeldi. Abubakar'ın ikinci golüne dediğim gibi 20. dakikada tık diye kaldırdı. Aldı at bir orta ama Abubakar da iyi bitirdi. Ve Gezzal 86'da alkışlarla kendini bıraktı ve Fabrice Ensekala girdi. Sonra Enkudu öyle bir şey yaptı ki. Ve şurada bir pozisyon var. Bir saniye. Kaçıncı dakikaydı o? Kaçırdım çünkü burada kart göstermediği için gözükmüyor. Arkadaşlar bir tane pozisyon var. Hakem yine bence çok iyi değildi. Bazıları diyor hakem iyiydi falan diye ama hakem iyi değildi. Hatta hiç iyi değildi. Rezildi. Bir tane pozisyon var. Mert Hakan'ın sarısı var. Girer girmez 53'te sarı kart gördüğünü söylemiştim. Mert Hakan'ın sarısı var. Çekti indirdi adam koşarken. Ve hakem kart vermedi. Atmaya korktu. Atmadı yani Mert Hakan. Orada biz diyoruz. Aha Mert Hakan gitti. Onlar da 10 kişi diyoruz. Ama atmadı çok ilginç bir şekilde. Ha bu arada biz 40 dakika 10 kişi oynadık. Ben onu söylemeyi unuttum size. Bir dakika. Burada o yazmıyor ya. Yazmayı unutmuşlar buraya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu salak site yüzünden ben de söylemeyi unuttum. Larin arkadaşlar 54'te falan kırmızı kart gördü. Eline koluna hakim olamadı yine Larin. Böyle vurmuş şeye Gökhan Gönül'e. Gökhan da düşünce tık diye dirsek atmış. İkinci sarıdan kırmızıyı gördü. Ama hakeme şunu sormak istiyorum. Onu gördün hani oradaki direk, dirsek olayında Larin'i attın. Tamam o vardı atılması gerekiyordu. Ona bir şey demiyorum. Fakat neden o da Mert Hakan'a ikinci sarıyı vermedin? Burada çıldırdık yani. Lan versene ikinci sarıyı diyoruz böyle yani maç canlı oynanırken. Yani bir de o anda hani skor 3-2. 70 küsur 72. dakika aynen. Adam biz kontraya çıkacağız. Top Josef'te Soz dedi yanlış hatırlamıyorsam. Çekti indirdi Mert Hakan. Hepimiz kart bekliyoruz. Kart yok. Sergen Hoca çıldırdı en sonunda yeter. Böyle koştu şeye. Koştu diyorum yani kenarda koştu böyle çıldırdı. Sonra böyle parmak aldı hakeme. Sonuna kadar haklıydı. Hakem rezildi yine. Yani arkadaşlar ve Sergen takımı harika hazırlamış Beşiktaş. Cidden efsane hazırlamış. İki maçtır diyorlardı Beşiktaş Başakşehir yenilecek, Fenerbahçe yenilecek. Ne oldu ikisine tokat attık ama biz salat yani cidden salat. Gençler Birliği'ne yenildik. Şu an Süper Lig'in en rezil takımı. Gaziantep'e yenildik. Ama geldik ve Beşiktaş olarak Başakşehir adına Fenerbahçe'yi derbide devirdik. 4-3 efsane derbide. Sonra dediğim gibi Larin 54'te atladı ve biz 40 dakika 10 kişi oynadık arkadaşlar. Ve 10 kişi yendik bu arada yani. Bunu da söyleyelim. 10 kişi 3-1 yaptık kardeş. 10 kişi sonra 3-2 yaptılar. 4-2 yaptık ve 10 kişi ezdik. 10 kişi ezdik. Fenerbahçe de iyiydi ama yani kötü değildi. Sergen inanılmaz ya. Sergen iyi hazırladı takımı. Bravo Sergen. Ama ilk haftalarda bayağı sövmüştük. Bakalım umarım böyle gider yani. Sonrasında Larin'in kırmızı kartını konuştuk. En son ve şurada bakıyorum. Enkudu arkadaşlar Luis Gustavo'nun Süper Lig'in en iyi orta sahasının Atiba'dan sonra en iyi orta sahasının sağından attı solundan geçti Enkudu sonra götürdü. Ensekala öyle bir depar atıyor ki orada uyarıyoruz. Yaklaşık 200 metre falan 5 saniyede koştu neredeyse. Zaten çok hızlı bir bek. Peste bile 92 var mükemmel Ensekala oyuna girdi. Golünü attı 2 dakika sonra 86'da girmiş 88'de attı. Enkudu müthişti cidden Enkudu. Müthiş bir orta. Ben zaten seni ilk geldiğinden beri savunuyorum iyi olacak diye. İyi olacaksın aslanım. Ve tabi böyle gidersen yani. Çok güzel pas attı ve Ensekala müthiş koştu bitirdi. Maçtan sonra da Enkudu'nun çok komik videoları var cidden arkadaşlar komik. Şöyle bakalım. Aynen yine Ozan penaltı oldu sonra. Bakayım. Bir saniye. Ozan'la Rozier kavga etti sonra aynen. Rozier orada Ozan'ı düşürüyor ama arkadaşlar orada çok şey görmemiş. Ozan alttan yumruk atıyor Rozier'e. Bacağına doğru bir tane saldırıyor Ozan. Sonra Rozier onun boğazını tutuyor böyle. Böyle yapıyor. Sonra Rozier de sinirli bir oyuncu ama böyle seviyorum. Agresif oyuncuları severim. Bravo Rozier. Sonra Ozan da ona böyle üstüne yürüyor falan. İkisi sarı kart görmüştü. Ozan'ın sarısı var sanırdık hatta biz. Çünkü o kadar çok kişi kart gördü ki. Ama yokmuş. Sonra ikisi birden sarı kart gördü Rozier'e ile.
Valentin Rozier. O da sağ bekteydi, fena değildi. Sonra 90. dakikada yine alkışlarımızla Abubakar çıktı ve Güven oyuna girdi. Ve penaltı oldu orada arkadaşlar. Bir dakika. Wellington yaptı. Top Tiam'daydı. Tiam tam vuracaktı. Bam diye salladı. Çok dengesiz girişler oluyor bazen bizim stoperlerinde yani. Salladı ayağını ve Tiam'a vurdu. O da penaltı oldu. Gerçekten penaltı vardı ama ve hak eden maçın Fenerbahçe'de yıldızı. Cidden yani maçın yine en iyilerinden Ozan Tufan attı arkadaşlar. Ve son dakikada yine bir kapı oldu. Ve maç öyle bitti. Fenerbahçe yine bir hata vardı. Fenerbahçe atağa çıkıyordu. Atağa çıkıyordu yani maç 3-2 miydi o an? 4-3'tü. Aynen 4-3. Tabii ki yememiz lazım. Josef de Sosa tabii ki indirecek. Lemos beyefendi geliyor kafa atıyor. Senin ne haddin? Orada gıcık oldum. Maç 4-3. Savunmamız gerek. Orada Lemos efendi gelmiş artistik yapıyor. Gelmiş kafa atıyor. Divan niye indirdin? İndirecek de mi oğlum? Ölüm kanım anı orada. 4-3 maç. Sonra ikisi kavga ettiği için yine sarı kart görüyor ve efsane derbi burada sona eriyor. Şimdi detaylı oyuncu değerlendirmesine denelim. 10 dakikada oyuncu da değerlendirip bitiririz arkadaşlar. Cidden efsane bir derbi oldu. En iyi derbi derbilerdendi. Yes be. Evet arkadaşlar, müthiş derbi böyle sonlandı. Şimdi istatistikler bitti. Şimdi o genel oyuncu değerlendirmesine denelim tek tek. Beşiktaş'ta başlayalım. Kaleci Utku yine iyiydi. Gayet güzel. Böyle giderse Ersin bir daha forma şansı bulamaz yani maalesef. Çok iyiydi Utku yine. Maşallah diyelim. Utku yine iyiydi arkadaşlar. Kalede defanstan başlıyorum. Sonrasında sol bekte bizim için oynadı Rıdvan. Rıdvan ya fena değil. Güzeldi Rıdvan. Yani hatası oldu çok. İlk dakikalarda böyle 40'a kadar falan bayağı top kaybetti. Yani çok gereksiz top kaybettik biz defanstan çıkarken Beşiktaş olarak. Fenerbahçe'de değerlendireceğiz. Merak etmeyin. Gereksiz top kaybettik Beşiktaş olarak defanstan çıkarken. Ama yine de güzeldi yani. Ama Rıdvan yine de fena değildi. Sonra ikinci yarı toparladı. Gayet güzeldi. 86'ya kadar oynadı. Sonra Ensakala'ya bıraktı yerini. Gayet güzeldi. Sonra Güven'in bu pozisyonu vardı ama olmadı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim son dakikada. O da burada yazmamış. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yine bir tane bizim penaltımızı vermedi hakem. Orada indiriyor Lemos orada çaktırmadan. Ve penaltımızı vermedi. Başka tartışılacak pozisyon var mı da tamam. Bu derbi değerlendirmenin ikinci bölümü gelebilir arkadaşlar. Böyle tartışmalı pozisyonlar da vardı yani. Hakem yine kötüydü Beşiktaş'a karşı. Evet neyse devam ediyoruz değerlendirmeye. Sağ bekimiz de Rozier. Yine gayet iyi iyiliğini koydu. Mantoro maşallah. İlk iki maç sövüştürdük taraftarlar. Ama bu maç iyiydi yani. Gayet derbide iyi olsun da diğer maçlar da iyi olmasın yani. Çünkü derbi en önemlisi. Derbide müthişti Montero. Sonrasında Montero'nun yanında kim oynamıştı? Montero'nun yanında arkadaşlar. Ya biliyorum tabii ki de unuttum şu an ya. Aklımdan çıktı adı. Neydi adı? Arkadaşlar adını unuttum. Şaka gibi ya. Ha, Necip işte arkadaşlar. Necip oynadı ya. Biraz hatalıydı ama Necip de fena değildi. Golünü attı yine. Konuşturdu kendini yine. Ama top kaybetti yine Necip. Her zamanki Necip. Sonra oyundan çıktı zaten ama son dakikada çıktı. 78'de çıktı. Wellington girdi. Onun işte orta sahaya geçtiğimizde yine Josef de Toz atan Atiba. Yani konuş bitmez Atiba. Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biriydi. Tabi Alex'i sanmıyorum. Bak işte bu son 20 yılı son 10 yok lan 20 yılda Alex'i oynadı. Yani Alex'i sayalım hadi bir de Hacı'yı sayalım. Onlardan sonra Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi orta sahası, en iyi oyun görüşlü, en iyi mücadeleci orta sahası Atiba Hutchinson çatışmaya başlasın. Atiba! Çok iyiydin arkadaşlar. Zaten her maç iyi Atiba. Atiba konuş bitmez her maç iyi. Yine iyiydi gayet. Mücadelesi mükemmeldi yine. Josef de Toza da çok iyiydi. Josef fena değildi yani. Güzeldi. Bayağı bir pozisyona girdi. İleride gitti. Bir tane asisti var. Bir tane asist. Sonra mücadelesi yine harika. Mücadeleci orta sahaları çok seviyorum. Bizimkiler de çok mücadeleci. Sonra Mensah'la başladık. Sonra 70 küsürde çıktı. Enkudu girdi değil mi galiba? Aynen. Mensah da fena değildi. Güzel iyi toptan attı yine. Ve Gezzal. Müthiş bir adam. Bu da konuş 5-10 dakika ısınmaz ama tabii ki daha kısa geçeceğim arkadaşlar. Çünkü 20 dakika oldu bile video. Gezzal yine müthiş bir oyuncu. Cidden oyun zekası en yüksek oyuncu şu an belki de Süper Lig'de. Oyun zekası mük. Cidden inanılmaz bir oyuncu. Ortaları olsun, o oyunu görüp uzun pasları falan çok iyi yani. Bol servisini almamız lazım. Almazsak para yok dersek batarız yine yani. Aman diyelim yani. Ama Gezal da gayet iyiydi. Çok iyisin Gezal. Maşallah mük. Yine sol kanatta kimle başladık Beşiktaş olarak? Kimle başladık? Neyse santroforumuz zaten Larin. Larin de fena değildi ama yani Larin hiçbir maçta böyle çok efsane patlama veremiyor. Tam gol atıyor ama galleri de biraz balı oluyor.
çok hala Beşiktaş seviyesinde bir futbolcu pek olamadı hala ama yine de güzeller, fena değil yani. Zaten kırmızı kart gördü, elini kolunu tutamıyor. Aboubakar zaten muhteşem bir oyuncu. Başta da dedim, maçı değerlendirirken kendimi durduramadım dedim. Abu bakmaz, Abu atar, Abu koyar. Hakikaten müthiş bir oyuncu cidden. İki tane attı. Bir kafayla çok güzel ama ilk golü efsane. Lemos'u bağladı ve 90'a yapıştırdı. Genel olarak Beşiktaş çok iyiydi. Tüm takım iyiydi. Beşiktaş değerlendirmiş olduk. Böyle şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de kalıcı Altay'ın yapabileceği çok bir şey var mıydı? Yani tartışıyor. Çok bir şey yoktu aslında arkadaşlar gollerde yani. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Altay'ın gollerde çok bir şey yoktu. Belki birinci golde kurtarabildi. Kapattığı köşeden yedi. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, telefondan çaldı bile ya. Bekleri Fenerbahçe'nin kötüydü. Fenerbahçe'nin defans hattı hala biraz kötü arkadaşlar. Kötü hatta, yani biraz değil çünkü kırılmayın. Zaten çok iyi oyuncularını da değerlendiriyorum ama defans hattı kötü. Hala stoperleri adam gibi bulamadılar. Lemos ilk iki golde de hatası var. İkinci golde Gökhan da, o da kafaya çıkmıyor. Birinci golde de çok rahat bağladı Aboubakar onu. Çok rahat çalım yiyen bir stoper. Yani Lemos kötüydü bu maç. Yani tabii ki her şeyi bir oyuncunun üstüne yıkmamak lazım. Fakat Lemos iyi değildi, yani kötüydü. Tisserand zaten ağır bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu olmadı yani Süper Lig'de şu anlık tabii ki. İleride ne olacak bilemeyiz arkadaşlar. Ben bu maç için değerlendiriyorum, derbi için. Tisserand da iyi değildi. Zaten genel maçta da iyi değil pek. Fenerbahçe'nin stoperleri hala kötü stoperler. Beklerde Gökhan kötüydü. Rezildi. Rezildi. Her gelen geldi yani, Larin bile her zaman geçti. Gezzal hep geçti. Gezzal çok hızlı zaten. Dediğim gibi ama Fenerbahçe'yi de destekliyorum ama Beşiktaş maçları dışında dediğim gibi. Gökhan kötüydü yani baya. Zaten ağır kalıyor artık ve yani Nova'nın dediğim gibi, Nova değerlendirdim bir önce. Rezildi zaten, adını duymadık. Caner gidi. Caner yine iyiydi ortalarla falan. Beğeniyorum ben. Orta sahasına geçecek olursak Süper Lig'deki en iyi orta saha zaten bizde ve Fenerbahçe'de. Hatta Fenerbahçe'ninki daha da iyi. Luis Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan. Ama işte oradaki oyun kurucu olmayınca onlar da biraz dağılmış oldu. Sosa çok kötüydü. Sonra Mert Hakan gitti. Mert Hakan Sosa'dan daha iyiydi ama çok aşırı iyi değildi o da. Sonra arkadaşlar Luis Gustavo zaten her maçı, bu maçta yine mücadelesini gösterdi. Geriye geldi. Çok iyi böyle kaydı topukla bir tane şeyi var. İki kişi kimdi o? Enkudu iki kişiyi geçiyor. Son anda kayıp alıyor şey. Luis Gustavo çok böyle oyun zekası çok üstün bir oyuncu. Luis Gustavo. Yes. Arkadaşlar çok iyi bir oyuncu cidden. Yani Süper Lig'in en iyi orta sahası şu an Atiba ile birlikte ve çok iyiler. Aynı Atiba gibi o da çok iyi. Fenerbahçe'nin bu 3 yılda yaptığı en iyi transfer. En iyi transfer. Luis Gustavo helal. Ve sonra yine Ozan Tufan, ben çok beğeniyorum. Maşallah Ozan için arkadaşlar çok iyi bir performans verdi. Hatta maçtaki Fenerbahçe'deki en iyi oyuncuydu bu derbide. Çok istedi, belli etti yani çok istediğini bu derbiyi ama alamadı. Biz Beşiktaş aldık ama Fenerbahçe'de alamadı yani, ama iyiydi yani, kötü değildi Fenerbahçe. Her iki takımda atakları vardı. Çok iyiydi yani maç, derbi. Ozan Tufan dediğim gibi Fenerbahçe'de en iyi olandı maçın içinde de, yani en iyilerden yine. Beşiktaş'taki oyuncuları saymazsak en iyisiydi Fenerbahçe'de. Çok iyi mücadele ediyor. Böyle her topa koşuyor. İleri hemen atılıyor. Geri hemen atılıyor. Her yerde yani. Geride top alıyor. Geride top alıyor. İleri gidiyor. Dribbling atıp koşu yapıyor. İnanılmaz. Böyle giderse çok iyi olur yani. En iyi Türk orta sahadan biri. Şu an penaltıdan ve o karambolden de güzel bir golünü attı. Bir de penaltıydı zaten. İki golle çok iyi bir maç bitirdi. Ozan Tufan. Yes. Yani ben çok beğendim. İnanılmaz. Sonrası da Perotti zaten hiçbir şey yapamadı. Kötüydü. Çok etkisizdi başladı. Rezildi ama zaten sonra sakatlandı. Dayanamadı. Bakalım nasıl bir, ne kadar süreli bir sakatlığı olacak. Onu da daha söylemediler. Santrafor kimle başladılar? Sisse'li. Yine Sisse çok etkili değildi. Çok etkili olamadı Fenerbahçe'de arkadaşlar. Ama yine çok da kötü değil. Yani diğer ileri hatlara göre iyiydi. Fena değildi. Perkas yine iyiydi bence. Perkas'ı beğeniyorum ben. Ama ayağına geldi mi oynayan bir oyuncu? Hani arkadaşlar top ayağına çok yakışıyor. Ayağına geldi mi Mük oynuyor. Ama takım oyuna pek katkı vermiyor. Yani öyle diyeyim. Pas da iyi atıyor ama gelip top alayım yok hiç Perkas'ta. Hiç yok elinde. Ama top ayağına geldi mi çok iyi işler yapabilecek bir oyuncu Perkas. Yine iyiydi bence diğer oyunculara göre sağ kanatta. Ama çok da iyi değildi bence yani. Dediğim gibi çok hiç pres yapmıyor. Derbide pres lazım. Ama ayağına geldi mi mükşüler başarabilecek bir oyuncu. Dediğim gibi genel kadroda değerlendik arkadaşlar. Teker teker oyuncuların performansları da böyleydi yani maç. İnanılmaz bir maç ve mutlu bitirdik geceyi. Gezal dediğim gibi öne çarpan adam. Aboubakar inanılmaz bir performans. Zaten Atiba, Gustavo onlar her maçı. Ozan Tufan inanılmazdı. Presleri, atağa kalkışları çok iyiydi.
Yine dediğim gibi öyle çarpanlardan sonra en kudu maçtan sonra videoları var, böyle böyle oynuyor falan, herkese koşturuyor. Çok güzel cidden. Ve inanılmaz bir derbi yaklaşan, tarafsız tarafsız herkes sevmişti Fenerbahçeliler. Biraz daha tabii ön yargı yaklaşan çünkü yeni değiller yani. Fenerbahçe ben de yani diğer maçları da severim ama tabii ki Beşiktaş maçı da Beşiktaş'ı tuttum. Ama böyle yani arkadaşlar öyle böyle oluyor mu gibi. Evet arkadaşlar. Bitiyorum ben burada videoyu. Kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Çok güzel bir bölüm oldu. Bütün maçın hepsini değerlendik. En detay değerlendirme bu kanalda. Tüm konuşan futbol bölümleri efsane. Bu da 19. bölümü. Bir sonraki bölüm 20. bölümü özel. Tüm konuşan futbol bölümlerinden kısa kısa kesitli anlar yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Çok güzel cidden. Tüm değerlendirmeleri yaptık. Goller kaçıncı dakikada oldu? Nasıl gollerdi? Hepsini değerlendirdik cidden. Ve oyuncuları teker teker performanslarını değerlendirdik. O nasıldı, bu nasıldı diye. İnanılmaz bir foto konuşuyor. Futbol bölümüydü. Yine en güzel bölümlerden biriydi ve en güzel bir en güzel bölüm. Çok hızlı konuştuğuma biraz kızanlar var ama benim de stilim böyle yani. En güzel derbilerden birini en güzel bir şekilde, en güzel şekilde yorumlarak daha güzel yorumlanamazdı. Ve en güzel derbi. Akşam sona erdi arkadaşlar. 4-3 derbi. Kırmızı kart var yine, sarı kartlar, penaltı, for, kavgalar, bol golü, 7 gol vardı. İnanılmaz bir derbi cidden. Futbol konuş konuş bitmez. Milyonlarca dakikaya sığmaz futbol maçlar. Ama bu bölümlük sadece bu kadar. Maalesef ama dediğim gibi konuş konuş bitmez. Ve bitiyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Ama dediğim gibi futbol konuş konuş bitmez. Video olarak aldığım için 26 dakika oldu. Çok oldu cidden. Kendinize bakın ama derbiye değer. Takipte kalın ve bay bay. En güzel derbilerden biri. Detay değerlendirme. Yes.